Merhabalar canım sevgilerimiz. Biz bugün yine traktörle yonca getirmeye gidiyoruz. Sizlerle de yine bir köy videosu paylaşmak istedim. Köyümden bir vlog paylaşmak istedim. Köyümüzü özleyenlere gelsin bu videomuzda. Her zaman öbür taraftaki yoldan gidiyorduk. Bir de dedim Hasan yolumuzu değiştir, seyircilerimiz köyümüzü görsün. Diğer taraflardan gidelim dedim. Başka bir yoldan gidiyoruz. Arkadaşlar millet dışarı hiç çıkmıyor. Evet. Malum. Biz niye çıktık Hasan? Korona var. Biz mecbur kaldığımızda çıktık. Biz de çıkmıyorduk. Biz ama biz çıkmazsak çıktık. Koyunlar ölecek. Vallahi hayvancılık ne hastalık dinliyor, ne sağlık dinliyor. Evet. Öyle işte. Çıkmadık mı? Bizim yüzümüzden ölecekler. Onlar da korunmadan değil. Aynen. Onun için sıkıntı arkadaşlar. Allah'ım tüm hayvancıların yardımcısı olsun inşallah. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın. Evet. Gerçekten zor bir meslek. Uğraş isteyen bir meslek. Emek gerekiyor yani. Mezarlığımızın yanından geçiyoruz. Şurada da bunun adı ne yazdı? Egzoz borusu mu? Evet, egzoz borusu. Egzoz borusu olduğu için o taraftan çektim sadece. Bir de şöyle çekeyim gideyim. Güzel köyümüzde. Vallahi köyümüzün dışı da güzel, yazı da güzel. Gurbetçilerimiz izlesin. Azıcık belki özlemleri geçer, hasretleri gider umarım. Mezarımız bayağı büyük. Sonu gelmedi. Biz yine ayakkabılar giydik. Ağır ayakkabılarımızı giyiyoruz. Şapkaları giydik. Arkadaşlar şu anda biz buzularımız için evet, yonca getireceğiz. Buzularımıza yonca gelecek. Ardından arpa da hemen bitmiş. Arpa bitmiş. Samanallıktan doldurdum da o da bitti sanırım. Bitti mi Asu? Oradan gidelim. Hangisi? Arpa mı? Samanımız. Samanımız biraz zor galiba. Arpa. Hasan bana ne yazmışlar? Hasan niye saman doldurmuyor da sana doldurtturuyor yazmışlar. Niye bana doldurtturuyor? Açıkla bakalım. Arkadaşlar ben samana vakit bulamıyorum. Gerçekten eşim de çok yoğun. Anca yetişiyor. Biraz yaz için kayıt yapmaya çalışıyor. Biraz işte koyunla kuzunla derken hemen akşam oluyor zaten. Ben anlamıyorum. Kimisi diyor ki vallahi günler nasıl uzadı akşam edemiyoruz diyor. Biz de hemen vallahi akşam oluyor. Hele gece yattıktan sonra 10 dakikada sabah oluyor. Bilmiyorum, bize vakit öyle geçiyor gidiyor vallahi. Şurada da tarımla uğraşan bir vatandaşımızın malzemeleri var. Su borları değil mi aslında? Evet. Su borları, buzukları. Köyümüzün evleri. Burada okulumuz var. Burası efendim? Koltuğumuzun gıcırtısı da daha yaptırmadık. Evet. Onun için biraz daha. Koltuğumuzu düzeltemedik. Vakit bulup da. Şurada bizim okulumuz. Burası da eskiden tüm sınıflar burada okurdu. Valla gıcırttan bence beni anlamıyor seyircilerimiz. Valla yapacak. Şimdi buraya sadece ilkokulu getirmişler. Liseyi ortaokulu hep ayırmışlar. Güzel olmuş vallahi. Kalabalık oluyordu. Hiç olmazsa küçükle küçük, büyükle büyük okur. Herkes denge olur okulda. Vallahi ağaçlarımız hep açmak üzereymiş aslında da. Kar yağınca soğuk kaldı ağaçlarımız. Bu sene çağlığa erik olmaz sanırım çayısı. Burada bizim köyümüzün merkezi. Vallahi virüsten dolayı olsa gerek hiç kimse kalmamış. Normalde oturanlar olurdu burada. Virüs hepimizi korkuttu. Rabbim merkezi esirgesin inşallah. Allah'ım kimsenin başına vermesin. Kolay ölümleri de nasip etsin. Tamam. Şurada bir demirciliğimiz var. Burayı zaten göstermiştim bir önceki videomda. Paşam marketi göster. Burada Paşam marketimiz. Kamber Kılıcı'a ait. Kamber Kılıcı'a ait. Bu da Hamza abimiz.
Benim canım seyircilerim. Evet, videoma ben devam edeyim. Eşim markete girmek için indi. Ben şöyle devam edeyim. Şu karşıda gördüğünüz beyaz ev benim halamın evi. Yani babamın halasının evi ama yani öz haladan daha yakın insana. Çok severim. Fatma ismi Fadime derler bizim burada. Fadime'ne halamız deriz hatta, öyle diyeyim. Çok severim kendisini. Yine biz traktörümüze bindik. Bunun da dışında cam ekran var ya. İnşallah hastalık gelmez vallahi. Bu hastalık gerçekten bazen ciddiye hiç almıyorum. Korkmuyorum ama yani televizyonda izledikçe böyle korku geliyor. Psikoloji bozma şeyi geliyor insana. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun inşallah. Gerçekten zor bir hastalık. Videolarını izliyoruz. Türkiye'den hiçbir video izlemedim yani. Ölenler arasında öyle video çekilmemiş ama Çinlilerde gördüm. Ay gerçekten Çinliler bu hastalığı getirdi. Hepimizin başına yaydılar. İnşallah tez zamanda eski günlerimize döneriz. Sağlığımıza, saatimize, tüm Müslüman alemi olaraktan, tüm dünya alemi olaraktan kurtuluruz. Çıkarız inşallah sağlıklı günlerimize. Evet, videomuz devam ediyor. Eşim marketten çıktı. İstikamet yine görümcelerimin kaynanasının evi. Her zamanki samanlığımız, ikinci samanlığımız. Oraya yoncalarımızı koymuştuk. Şurada eski evlerimizden var şu köşe yerde. Onlardan gösterip gideyim şöyle şunsun. Takipçim var. Kim olduğunu söylemedi ama Gülpınarlı olduğunu söyledi. Evi buralarda neydimse baksın evine şöyle uzaktan da olsa. Kendini söylemedi ama. Bir o tarafı göstereyim. Bir de bu taraftan şöyle. Şurada eski evlerden var. Yol var oraya gitmemiz için samanlığımıza. Farklı farklı yollar var. Bu da üçüncü yolumuz olması gerek. Öbürlerini de göstermiştik diğer yollarımızı. Şuradan da su akması aslında güzel görünecekti. Burada yine evler yapılmış. Ben bunları görmemiştim hala. Dikkat mi etmedik? Onlar yeni yapılmış. Valla yeşillikler de çıkıyor ya artık. Yaz geldi sayılır artık. Nisan ayı girdi mi? Anam beni herhalde kışı sevmeyeceğimi bilmiş de Nisan ayında doğmuş. Kış ayını seviyorum ama soğuk havadan, kardan, kıştan insan bazen bıkabiliyor. Yaz geldi mi çok mutlu olurum. Çok severim yazı. Var. Buradan bir daha gitmiştik değil mi? Çekmiş miydik bunu? Yok, buradan gitmedik. Çektik mi ki? Yok, çekmedik herhalde. Öbür taraftan var annem günün oradan gittiğimiz. Burası da
tadilat yapıyorlar kasalara, kamyonlara. Şu evi de yeni yapmışlar Hasan üstünü. Vardı da tadilatını yeni yapmışlar herhalde. Değişik bir ev olmuş. Evet, bayağı bir şey olmuş. Çok güzel ama. Yoldan gittiniz mi dimdik? Kaya Gölü'müze ulaşıyorsunuz. İnşallah bir gün oralarda göstereceğim sizlere müsait olduğumuz bir günde. Yaz geldi mi güzel oluyor ama su çekiliyor. Tarlalara kuyu gittiği için, kuyudan su gittiği için sular çekiliyor. Burada daha yeni gittiğimiz marketin sahibinin evi. Buralar bizim çocukluğumuzun geçtiği yerler. Biz buralarda oynardık. Tabi komşumuz var, buraya pek gelmezdik de. Korkarttık taraflardan, korkunç gelirdi küçükken. Şimdi aslında hiçbir şey olmadığını görüyoruz ama şu uçuk yerler falan çok korkutucu gelirdi bana. Ablamla hiç gelmezdik bu tarafa. Şuralardan yumurta toplardık Hasan. Öyle mi? Aynen. Ne yumurtası? Burada bilmiyorum ki valla cılık yumurtası olurdu herhalde. Hindinin çalan yumurtası. Dedim. Yok aynı çalması. Ama senin olma diyorsun, çalmışsın. Ama ortada koyup gidiyorlardı. Bir de sahibi de hiç aramazdı. Böyle toplardı. Şurada şey var, kırmızı bir tane ev. O eve sorardı sizin diye. Onların çiz çoktu, hindisi. Onlar da hiç seslenmezlerdi. Yani koymuşsunlar diye. Yok ya, inmezdik ki. Biz orada mahallece toplanıp çocuklarla aynen oynardık. Bizim mahallede bayağı kalabalıktı aslında. Çoluk çocuk çoktuk. Herkes dağıldı. Dağıldıkça tadı da kalmadı. O iş öyle olur. Aynen. Çocukluk bir başkaydı. Şuralarda evcik yapardık. Buradan böyle dümdüz gidince de annemgilin evi. Az kaldı annemgile doğru. Arkadaşlar benim kanala da abone olmayan varsa bekleriz. Hasan Otuk yazmanız yeterli. Evet, eğlencenin adresi. Sabaha kadar buradayım. Sabaha kadar. Annemin evini görüyorsunuz orada. Sarı ev göründü. Sarı taşlı bina. Döndük şöyle anacığımın evinde. Burada Yakup abinin atı vardı. Hava soğuk olduğu için içeriye almış. Burada Zehra yengemizin evi. Zühre deriz biz ona, Zühre'miz. Evet biricik seyircilerim, görüyorsunuz Allah'a şükür. Bu işi de bitirdik. Yoncamızı yükledik. Fasulye samanımızı da koyduk. Allah'ım iş kaygısı versin, can sağlığı versin. Gerçekten hepsi oluyor. Görüyorsunuz. Ben yukarıda durdum. Eşim bana verdi. Ben de kasamızı doldurdum. Şöyle bir de kar manzarası göstereyim. Gerçekten telefondan nasıl görünür hiç bilmiyorum ama ben bayıldım. Şöyle biraz yakınlaştıracağım sizlere. Şu etrafımızdaki dağları görüyorsunuz. O kadar güzel ki bir de kar yağmış üzerine. Görüyorsunuz. Şurası Nenezi Dağı. Bekarlar kasabası var orada. Şöyle. Şurada bir dağ var. Orada bir dağ var. Sanki portre olur ya, böyle resimler olur ya. Kartpostallar. Onun gibi görünüyor. Vallahi köyüm köyüm, güzel köyüm gerçekten. Bir izleyicim de bana demiş ki kasabamıza köy deyip durma, orası kasaba demiş. Canlarım, insan nasıl alıştıysa öyle demek istiyor gerçekten. Sizin hatırınızı kırmayayım, kasaba olsun. Kasabam kasabam, güzel kasabam. Şurada da bir köy var görüyorsunuz. Hamam köyü denir bizim burada. Orada hamam var. Aslında ismi vardı ama şu an çıkaramadım. Orada hamam var. Şöyle. Şurada taşlar var. Taşlardan görünmeyebilir. Biz işimizi bitirdik. Kapımızı da örttük.
Eniştem de bize baktı, geri kaçtı içeri. Hasan'la konuştum bilmiyorum. Şurada çörek ettiğimiz, çörek yaptığımız fırınımız var. Görüyorsunuz. Halam burada çörek yapıyordu geçen seneye kadar. Bu sene hiç yakmadılar ama kullanmadılar. Şu yerdeki taşlarda görüyorsunuz, bir önceki saman basmaya geldiğimizde, doldurmaya geldiğimizde Elma saplamla oturmuştuk. Elma saplam ben. Rahime halamız. Bir de burada Hatice komşumuz var. O. Bir de şuradan şöyle dağlarımızı göstereceğim. Oh vallahi mis gibi. Güneş de çıktı mı? Resmen dünya değişiyor. Şurada şöyle. Rahmi halamız ne mi? Köyün çıkışında bayağı da. Köyün bir şöyle görünüyor. Camilerimizi görüyorsunuz. Minarelerimizi. Evet canlarım, biriciklerim. O zaman ben burada kapanışı yapayım. Evet benim canım seyircilerim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten canı gönülden seviyorum sizleri. Kimi izleyicilerim diyor işte kendini göster. Kimi diyor huri kız mısın da kendini göstermiyorsun. Kimi diyor işte çirkin misin, gerçekten niye kendini göstermediğini anladım. Ay gerçekten güzellikte, çirkinlikte kalpten gelen bir şey, Allah'tan gelen bir şey. Her şey olabilir. Ben güzelim diye ya da çirkinim diye kendimi saklamıyorum. Gerçekten herkesin kararlarına saygı duyulmasını isterim. Ben herkesin kararına saygı duyuyorum gerçekten. Kim ne derse ona ayak uydurmaya çalışırım ben. Ben de böyle videolarım, kendimi göstermeden doğal, köy hayatım, yaptıklarım, yediklerimiz, içtiklerimiz, işte gezdiğim yerler, böyle işte benim hayatımda. Gerçekten bana inanaraktan, can gönülden destek veren izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Her zaman sizlere ihtiyacım var. Gerçekten desteklerinize ihtiyacım var. Allah'ıma emanet olun. Ben burada kapanışımı yapayım. Kendinize iyi bakın.